kainattaki misalleri Cenab-ı Hak verdikten sonra iş dünyamıza dönmemizi istiyor. Ne var iş dünyamızda? Bizi maneviyata götüren veya bizi maneviyattan uzaklaştıran, Allah'a yaklaştıran ve Allah'tan uzaklaştıran iki vasfın birbirine bir harp halinde olduğunu. فَاَلْهَمَا فُجُورًا وَتَقْوَاهَا. Bize fucur da bir ilham halinde, Allah'a uzaklaştıran şeyler. Haramda cazibe var, devamlı bir çekiş halinde. Yani haram cezbeder, mıknatıs gibi. Zaten cezbetmese kimse harama meyletmez. Demek ki bunun için bir mukavemet lazım. Yani bunun için de mukavemette takva konuyor. Devamlı demek iş dünyamda fucur ve takva bir ilham halinde. Allah'a yaklaştıran hisler ve Allah'tan uzaklaştıran duygular ve hareketler. Mevlana onu buyuruyor. Sen diyor Firavun'u diyor ve Musa'yı diyor dışarıda arama diyor. Onlar diyor senin içinde gizlenmiş durumda. Edebeli Hazretleri Osman Gazi'ye nasihatında bak oğlum diyor serhatlerde diyor harp meydanlarında yapacaksın diyor. Mücadele diyor bu diyor küçük cihattır diyor. Senin diyor, iş dünyandaki yapacağın muharebeye, harplere, savaşlara dikkat et diyor. Ne kadar diyor gönlün fucura meyilli, ne kadar hikmete meyilli, takvaya meyilli. Ondan sonra Cenab-ı Hak kat efla men zekkaha, iç alemini temizleyen felaha erdi. Bütün peygamberler insan terbiyecisi olarak gönderiliyor. Hayvanlara bir terbiyeci gönderilmiyor. Çünkü hayvanların muayyen bir nefsane hayat içinde, mahdut bir hudut için hayatları devam ediyor. İnsan böyle değil. İnsanda ihtiraslar sonsuz, arzular sonsuz. İnsan faniliği unutur durumda devamlı. Kendisine ölümü çok uzak görüyor. Onun için eğer insan o terbiyeden geçerse Allah'a yakın kul olmuş oluyor. Allah'la o bir dostluk meydana geliyor. Eğer o Allah'la o dostluğu kuramazsa kendisini ziyan etmiş oluyor. Onun için peygamberlerin en mühim vazifesi Cenab-ı Hak kavimler bazen bir peygamber, bazen aynı kavme aynı zamanda iki peygamber, peş peşe peygamberler, bazen çok peygamberler gönderiyor. Yeter ki o kullar ıslah olsun ve bu imtihanı becersin, bertaraf etsin nefsani süfli arzularına ve Adem Aleyhisselam'ın yaratıldığı cennete döndürülsün. Cenab-ı Hakk'ın rızası hayırda. Bu nefis tezkiyesi ne şekilde olacak? İnsan terbiyesi. Oruç, namaz, hac, zekat vesaire bunların kalbi kıvamla yapılabilmesi. Yani bir otomatlıktan kurtulması. Cenab-ı Hak otomat haline gelen ibadetleri istemiyor. Yazıklar olsun o namaz kılana buyuruyor. Bir de kılmayanı düşünelim. Oruç tutuyor, uzuvları oruç tutturmuyor. Efendimiz buyuruyor, o kişi diyor orucunu açtı zaten diyor. Uzuvlarını tutturamadığı için. Zekat veriyor, infak veriyor. Cenab-ı Hak ikaz ediyor, ziyan etmeyin buyuruyor. Hacca gider diyor, Efendimiz lale beklenir diyor, retsin denir buyuruluyor. Demek ki bu kalbi hassasiyetin ibadetlerdeki ehemmiyeti çok mühim. Kat efla men zekkaha, iç alemi temizleyen felaha erdi. Yani ibadetleri bir vecd içinde yapabilmek, bir duygu derinliği içinde yapabilmek. Ve o ibadetler Cenab-ı Hakk'a yaklaştırabilmesi. İki kişi namaz kılar buyuruyor Efendimiz, yer ile gök arasında fark vardır buyuruyor. Diğer muhtelif hadislerinde namaz kılar diyor, şu kadarı şu kadarı zayi olur, boşa gider, onda biri kalır buyuruluyor. Onun için gönül iklimini devamlı beslemek icap ediyor. Yavanlaşıyor aksi halde. İbadetin otomat halinde olmasını Cenab-ı Hak arzu etmiyor. Çünkü öyle olsa o kulu yaklaştıramıyor, terfi ettiremiyor. Kat efla men zekkaha, nefsimizi yakından tanıyabilmek. Nefsimizin arzuları Cenab-ı Hakk'ın emirlerine uygun mu değil mi? Mevlana Hazretleri müşahhas hale getiriyor. Şayet diyor geminin diyor altında diyor ki su diyor gemiye istinattır diyor. Onu diyor içindekileri istediği yere götürür diyor.
Fakat diyor gemiye su alırsa diyor, gemi delinirse diyor, batırır diyor. Dünyayı kuzu olarak görüyor. Nefsani arzulara, süfli arzulara kurt olarak görüyor. Orada da kuzunun diyor amansız düşmanı diyor kurttur diyor. Ne acayip bir hadisedir ki diyor. Kurdun diyor kuzuya sevdalanmasıdır. Süfli arzularını kendine ram edip ebedi hayatın helak etmesi. Yine Mevlana da dünyaya gönül verenler diyor tıpkı diyor gölge avlayan avcıya benzerler. Gölge onların malı olması mümkün mü? Nitekim diyor budalanın biri diyor ahmağın biri diyor kuşun gölgesini sımsıkı yakalamak istedi. Ama dalın üstündeki kuş bile bu aptala hayret etti diyor. Burada tabii gölge olarak gölge dünyadaki geçici, izafi arzular, süfli arzular, süfli istekler. Dünyaya diyor mal mülk sahibi olmak rüyada define bulmaya benzer buyuruyor. Sabah kalkarsın diyor ne define var ne bir şey var diyor. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem daima bir ikaz halindeydi. En zor zamanlarda bir ikaz halindeydi. Sahabi Hendek Harbi'nde tabiat şartları çok zıt, açlık, korku, gece, karanlık vesaire bir türlü devam ediyor. Müslümanlar acaba Allah'ın yardımı gelmeyecek mi diye işlerine bir vesvese geldi. Orada Efendimiz işte imtihan, ağır bir imtihan, esas hayat ahiret hayatıdır diye Eshab-ı Kiram'ı takviye etti. Mekke fethi çok büyük bir futuhat zalimlere karşı. Bir fakir, bir övüme, bir ucup hali gelmesin diye Efendimizin şahsi hayatı ümmetin umuyla ve böyle bir zafer anında secde halindeydi. Ya Rabbi diyor da esas hayat ahiret hayatıdır. Yani hiçbir zaman ahiret hayatını unutmama, Cenab-ı Hakk'ı unutmama. Dekat eflamen zekkaha, iç alemi temizleyen felaha erdi. Yani bu dünya fedakarlık, fedakarlık istiyor. Efendimiz Fatıma validemizi çok severdi. Fatıma buyurdu, iki dünyada saadet yoktu, burada katlanacaksın, burada fedakar olacaksın. Öbür tarafta saadet bulacaksın. Ve bunun Eshab-ı Kiram'da da misalleri çok. Evliyaullah'ta da misalleri çok. Bir İslam diyargam insanı istiyor. İnce insan, zarif insan, duygulu insan. Gönül insanı istiyor. Yani kaba saba bir insan istemiyor. Nasıl bir mutena yerlere zarif insan çağrılı davet edilir? Cennet de o şekilde. Allah'ta olan Davud-u Tayyi Hazretleri var. Talebesi bir et yemeği getiriyor. Davud-u Tayyi şöyle bir yemeğe bakıyor. Talebesine bakıyor. Talebesi diyor ki, efendim diyor, anlıyor. Ben diyor bunu çok emekle getirdim de siz de günlerce et yemediniz diyor. Yine bir tebessümle talebesine bakıyor. Evladım diyor, şu iki yetimden ne haber diyor. Üstad diyor, bildiğiniz gibi diyor. Bak yavrum diyor, bu yemeği diyor, şu iki yetime götürürsen diyor, bana verirsen diyor, benden bir müddet sonra dışarı çıkacak diyor. Şu diyor, iki yetime götürürsen arş-ı alaya çıkacak. Yani her halimizin, her ibadetimizin, her taatimizin, her muamelatımızın, her duygu hissiyatımızın arş-ı alaya çıkabilmesi. Zaten bunları hepsini kıyamet günü seyredeceğiz. İkra kitabek ve kitabını oku, bugün senin nefsin kafidir buyuruluyor. Ve bu kat eflamen zekka, iç alemini temizlenmekle de güzel bir İslam tebliğ ediliyor. Rahmetli pederim anlatmıştı, hatta bunu defalarca anlattı. Makalede yazdı, ben de birkaç makaleye bunu aktardım. Rebi Molla diye bir zat vardı diyor. Bu zat çok salih bir zattı, Allah dostuydu. O zaman ülema meclisi toplanırdı, Hamdi Efendi müfessir başkanlık ederdi ülema meclisine. Bu Rebi Molla geldiği zaman Hamdi Efendi ayağa kalkardı. O kadar salih bir zattı. Rahmetli pederim anlatmıştı, Ermeni bir komşumuz vardı. Bu Ermeni komşumuz Müslüman oldu.
Ona ben dedim ki, kardeş hidayet Allah'tandır. Fakat seni hangi saik İslam'la şereflendirdi? O dedi ki, bizim dedi bir komşumuz vardı. İsmi Rebi Molla'ydı bunun. İnekleri vardı, birkaç tane süt sağardı. Bunların bir kısmını çarşıda satardı, bir kısmını dağıtırdı, yine kalanı yine dağıtırdı, infak ederdi. Biz geceleri eğlenceden gelirdik. Bakardık onun ışığı, odası yanıyor bir fenerin şeyinde. Kendisi bir dua halinde gördük perdesinin arkasında. Ve imrenirdik halini. Bir gün baktık elinde süt bakraçları bizim kapıya geldi. Komşu dedi, bu süt sizindir dedi. Nereden bizim komşu dedi, bizim ineklerimiz yok ki dedi. Benim ineklerimin dedi, sizin bahçeden ot otladığını, sizin tarlanın otladığını gördüm. Yok komşu helal olsun dedi, yok olmaz dedi. Bu tevvilat olana kadar bu sütler sizindir, bu sütleri size getireceğim dedi. Baktık ki dedi, bu insan ne güzel insan. Bu insanı terbiye eden din ne güzel bir din. Biz bu insana hayran olduk ve bu insana olan hayranlığımız bizi İslam'a taşıdı. Ve bu şekilde biz İslam'la şereflendik. Demek ki bir müminin nezaket, zerafet, hak, hukuk, merhamet, şefkat daima numune olması icap ediyor. Kat eflamen zekkaha, iç alemimiz ne kadar temizlendi? İbadet hayatı, muamelat hayatı bize bir ölçü olması lazım. Biz kaç insanı ıslah edebildik? Kaç insanı güzel bir numune olabildik? Topluma nasıl, insana nasıl hizmet edebildik? Bu bize bir numune olmaz. Bir ölçü. Yani baktığımız zaman bugün toplumumuz bir bölümüyle güzel. Bir bölümüyle de bazı şeyler ihmali dolayısıyla bir sahra hastanesi. Tabi bu sahra hastanesinde yanlış adreslerden gelenler var. Çatırdayan aileler var. O çatırdayan ailelerden arasında ezilen yavrular var. Sokakların insafına terk edilenler var. Narkotiklerde, fuhuş sektörlerinde eriyenler var. Onun için bugün her Müslümanın bir vicdanında bir sızı duyması lazım. Ne kadar duyacak bu sızıyı? Kat eflamen zekkaha, iç alemini ne kadar terbiye etmişse bu sızıyı duyması lazım. Ve bu sızıya bir çare araması lazım. Efendimiz sorardı, eshabım bugün bir yetim başı okşadınız mı? Bir cenaze teşhinde bulundunuz mu? Bir hasta ziyaretinde bulundunuz mu? Demek ki bu içtimai ibadetler de zaruri. Yani namaz, oruç, zekat, hac vesaire, içtimai hizmet, bunların her birinin birbirine destek olması lazım. Eğer olmazsa bir payandası kopmuş oluyor. O yarın çökebilir orası. Onun için hayatımızın her safhasını İslam'ın kaplaması lazım. Aile hayatımızda İslam nasıl? Ticari hayatımızda İslam nasıl? Münasebetimiz nasıl İslamlı ticari hayatta? İçtimai hayatta, sosyal hizmetlerde, içtimai hizmetlerde ne kadar muzdariplerin yanındayız? Ne kadar onlara bir ıslah durumundayız? Ne kadar onlara bir imana davet? Ne kadar insanımızı dini hislerle, milli hislerle duygulandırma durumdayız? Vatan hissi de çok mühim kardeşler. Bu maalesef bugün biraz geriye atıldı. Yani nasıl olsa gidiyor işte olur vesaire değil. Gider elden Allah korusun. Sahip olunmazsa gider. Akif sahipsiz olan bir vatanın batması haktır. Sen sahip olursan batmayacaktır buyuruyor. Ne güzel bir ifade. Din vatanda yaşanır. Namus, ırz vatanda korunur. Mülk vatanda korunur. Vatanın korunmasıyla din de korunur. Irz namus da korunur. Bütün maddi manevi bütün değerlerimiz vatanda korunur. Onun için bugün bilhassa gençlerimize dini hislerimizi, vatanperverliği ziyade yetiştirmemiz lazım. Evlatlarımızı o şekilde yetiştirmemiz lazım. Bunu yetiştiremeyen milletlerin akıbeti hüsrandır. Yani bir milletin istikbalini görmek keramet değildir. Eğer yetişmiş insan yetişiyorsa istikbal vardır. Eğer yoksa yoktur. Emevi'ye bakalım, Abbasi'ye bakalım, Endülüs'e bakalım, Osmanlı'ya bakalım. Daima yetişmiş insanlar olduğu zaman büyük inkişaf devirleri oldu.
ihmal edip tem plana dönüldüğü zaman da inkırazlar geldi arkasında. Bu da bizim bir kıyamet hesabımız. Çünkü bu vatan da bize emanet. Çanakkale'de olsun, İstiklal Bey'inde olsun, ta Fatih'ten başlayarak Fatih'in emaneti geliyor. Bugün de işte zor zaman. Bugün birlik zamanı, ittihat zamanı, dini milli hisleri güçlendirme zamanı, bozulan o ahlakı tamir etme zamanı. En mümukat eflamen zekka, iç alemi temizlenen felabur, benlik. Benliğin çıkması zaruri. La ilahi, bir nefi ile başlıyor tevhid. Bir ilahları bertaraf etmekle başlıyor. İllallah, ondan sonra Cenab-ı Hak o kalpte tecelli edecek. O kalpte kötü hisler varsa, yanlış hisler varsa, süfli arzular varsa, enaniyet varsa, ucub, kibir, gurur varsa, o kalpte tecelliler olmuyor, nakıs oluyor, noksan oluyor. Nasıl yaşarsan o şekilde vefat edersin buyuruyor. Kelime-i tevhidle yaşamak, işte ancak bu nefsin süfli arzını bertaraf etmekle mümkün. İllallah o kalpte Cenab-ı Hak tecelli etsin. Onun içinde kalbin Cenab-ı Hak'la beraber olması, sallallahu aleyhi ve sellem'in bir muhabbet, o muhabbetle sünnesini taklit edebilme, din kardeşliğinin ehemmiyeti, din kardeşliğini zedelememe, bilhassa bu zamanda çok mühim o. Merhamet, şefkat, bir mümin, bir merhamet, bir şefkat tevzi memuru olmalı. Bütün mahlukat onu elinden, dilinden, gönlünden istifade etmeli. Bütün mahlukat Allah'ın mahlukatı. Bizim de yaratan Cenab-ı Hak, onları da yaratan Cenab-ı Hak. En ağır şey zulümdür, biganiliktir Allah korusun. Sırrı sakati vardı Allah dostlarından. Hadis dersi veriyordu Şam'da. Müslümanların derdiyle dertlenmeyen bizden değildir hadisini okuturken bir talebe girdi. Üstad dedi, mahalle yandı dedi. Yalnız senin ev kurtuldu dedi. Elhamdülillah dedim diyor. 30 sene sonra bir dostuna, o anın bir tövbesi içindeyim. O an kendimin evinin yanmadığı için sevindim. Evi yananları düşünemedim. Onlardan gafil kaldım. Kat eflamen zekka, iç alemi temizleyen bir gönül.